Merhabalar. İnsanın bazı konular hakkında gerçekten konuşması çok zor. Hem insanın içinden gelmiyor hem de çok can sıkıyor. Kaç gündür HDP milletvekili Semra Güzel'e yapılanları izliyorum. Ve Semra Güzel'e yapılanlara bizim taraftan, Kürt taraftan verilen tepkileri izliyorum. Gerçekten can sıkılıyor. Üzülüyorum. Yani hani Türk Devleti'ni insan anlıyor. Türk Devleti'nin yaptıkları, Türk Devleti'nin acımasızlığı, ahlaksızlığı, özel operasyonları, psikolojik savaşı bunlar hepsini insan anlıyor. Çünkü yıllardır biz bunlara muhatabıyız. Yani kendi yaşamından biliyorum. 40 yıla yakın bir zamandır bu tür olayları yaşıyoruz ve bunlarla karşılaşıyoruz. Sorun bu değil. Sorun bunlara karşı gösterilen tepkiler de son dönemlerde bir zafiyetin ortaya çıkmış olmasıdır Kürt mahallesinde. Düşünün, siz bir milletvekilisiniz, Diyarbakır gibi Kürt halkının yüreğinin başkenti bir şehirden seçilmişsiniz, %60 oyla seçilmişsiniz, Kürt halkının demokratik iradesini temsil ediyorsunuz ve size bir operasyon çekiliyor. Neymiş? Bir gün daha gitmişsiniz, bir yakınınızla fotoğraf çekmişsiniz. Bu çok büyük bir suçmuş gibi gösteriliyor. Bunun üzerinden bir linç kampanyası yürütülüyor ve size aşağılık bir muamele yapılıyor. Ters kelepçeyle karşılaşıyorsunuz, başınıza eğdirmeye çalışılıyor. Hakkınızda bir sürü yalan yanlış bilgiler yayılıyor. Tutuklanıyorsunuz. Dokunulmazlığınız kaldırmış milletvekilisiniz ama buna rağmen tutuklanıyorsunuz. Bu Türk Devleti'ni yaptı. Yani bunu insan anlayabiliyor. Çünkü devlet Kürtler olduğu zaman düşman hukukun da ötesine geçiyor. Bir ırkçı hukuk uyguluyor. Keyfince bastırmaya, çökertmeye, tasfiye etmeye dönük bir politika yürütüyor. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama buna karşı tepkideki bu zafiyet, bu cılız tepki, bu yetersizlik anlaşılabilir değil. Şöyle ki, ya herkesin dağda bir yakını vardır. Herkesin bir sevdiği vardır. Burada bu halkın çocukları dağlara gittiler. Yanlış ya da doğru bir politik tercihte bulundular. Gittiler, sizin onlara saygı göstermeniz lazım. Böyle bir gerçekliği var. Kürdistan'ın da Türkiye'nin de böyle bir gerçekliği var. Dağda olan insanlar var. Onlar bu halkın çocukları, onların anneleri var, babaları var, kardeşleri var, yeğenleri var, kuzenleri var, dayıları var, emmileri var. Var oğlu var. Semra Güzel de gitmiş. Orada bir yakınıyla görüşmüş ve fotoğraf çektirmiş. Suç olamaz. Suç bu değil. Suç bunu suç gibi göstermektir. Suç buna karşı yeterli tepki göstermemektir. Gideceksin, dağdaki bir yakınınla fotoğraf çekeceksin. Arada 8-10 sene geçecek. Ondan sonra birileri bunu çıkaracak, sana karşı kullanacak. Ondan sonra siz de çıkıp diyeceksiniz. Ya işte o zaman çözüm süreciydi. İşte o zaman ortam değişikti. O zaman biraz özgürlük vardı. Herkes gidip çekiyordu. İşte Semra Güzel de gitti çekti. Ya böyle oldu, şöyle oldu. Bu kabul edilemez ya. Ya çözüm süreci vardı. Gittik çektik ama öbür türlü olsaydı gitmezdik çekmez mi demek istiyorsunuz? Nedir bu yani? Ya bir yakınıyla, insanın dağdaki bir yakınıyla bu sevgi olabilir. Bu kardeşi olabilir, bu kuzeni olabilir, bu oğlu olabilir, babası olabilir, annesi olabilir. Ki var öyle insanlar. Binlerce var hem de. On binlerce var. Fotoğraf çekilmesin nasıl suç olabilir ya? İşte bu şeyde geçen yıl devam eden bu süreçte bu konuda tutarlı, net, açık bir tavır sergilenmedi. Sonra dokunulmazlık gündeme geldi. Aynı şeyler. Dokunulmazlık gündeme geldiği zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne olacak? HDP ne yapacaksa seçim sürecinde ne oldu? Oy ne oldu? O tartışmalar yürütüldü. Bugün de aynı tartışmalar yürütüyor. Senin milletvekilini almışlar. Senin birikimini, değerlerini, geçmişini, geleceğini tehdit eder, aşağılar bir biçimde senin milletvekilini almışlar, içeri atmışlar. Sen hala bugün seçimden bilmem işte Cumhur İttifakı'ndan, Millet İttifakı'ndan, Üçüncü İttifak'tan, şundan bundan seçir sözü diyorsun. Adam sana demokratik siyaset yapma hakkı vermiyor. Bunda ısrar etmeni bir yere kadar anlarım. Ama bir yerde de bu demokratik mücadelenin sınırları da var. Prensipleri, ilkeleri, üzerinde yükseldiği değerler var. Kürtler 30 yıldır, 40 yıldır
Demokratik mücadelenin prensiplerini de ödedikleri bedellerle belirlediler. Daha dün Mehmet Sincar'ın ölüm yıl dönümüydü. Ben de o gün oradaydım, Batman'daydım. 29 yıl önce. 93'te Mehmet Sincar'ı öldürdüler. Vedat Aydınlar'da Mehmet Sincar'lara, Musa Anterilerden Medet Serhatlara kadar sayabileceğin kadar on binlerce insan bu uğurda bedel ödedi. Demokratik siyaset prensiplere, ilkelere dayalı bir siyasettir. Demokratik siyasette ısrarın da bir çizgisi, bir kanunu, kuralı vardır. Her şeyi yapacaklar, her şeyi sineye çekeceğiz demek değildir ya. Burada da insanı çok rahatsız eden, acıtan şeyler var. Üçüncüsü, bir yıldır bu Semra Güzel'le ilgili bir operasyon çekiliyor. Kürt hareketi çok güçlüdür. Her tarafta olanakları, imkanları var. Niye bu devletin eline bu milletvekilini de veriyoruz? İçeride yeterince insanımız var zaten. Aysel Tuluk ölüme terk edildi. Gülten Kışanaklar, Selahattin Demirtaşlar, Bekir Kayalar, İdris Balukkenler. Binlerce siyasetçimiz var içeride. Semra Güzel de olmasın. Semra Güzel bir hekim. Rojava'da doktorluk yapabilir, Avrupa'da doktorluk yapabilir, Güney'de yapabilir. Hiçbir şey yapmasa bile cezaevinde olmasını gerektirecek hiçbir şey yok. Önüne geçmemiz lazım. Kendi insanlarımızı korumamız lazım. Ne olursa olsun onlara rağmen korumamız lazım. Türkiye'nin bu operasyonlarına, Türkiye'nin bu alçakça, bu aşağılık operasyonlarına, zemin hazırlayacak davranışlardan da kaçınmamız lazım. Dediğim gibi çok can sıkıcı şeyler var. Bunları da söylemem lazım. Bunlar üzerine de düşünmemiz lazım. Ben bir yazımda demiştim, bu internet icat oldu, mertlik bozuldu diye. Baya da bir tekbir almıştım bundan bir 5-10 sene kadar önce. Şimdi bu sosyal medyada çıktı. O gerçekten bir çürüme oldu yani. Herkes tepkisini, herkes böyle yapması gerekeni sosyal medyada bir tweetle geçiştirmeye başladı. Hani sıradan insanları anlarsın da, klavye şövalyeleri çok, klavye kahramanları çok, onları anlarsın da, ama koskoca milletvekillerine, koskoca sorumlu insanlara, bu işin öncülüğünü yapan insanlara ne oluyor ya? Sosyal medyada bir iki çıkışla herkes her şeyi geçiştiriyor. Ondan sonra yeni bir olay yaşanıncaya kadar. Böyle belli laflar var, böyle afaki sloganlar var, böyle hamaset, ajitasyona dönük laflar var. Onlar ediliyor ondan sonra. Herhalde gidiliyor, bir yerlerde oturuluyor, dinleniliyor, soluklanıyorlar, sonra tekrar sosyal medyayı açıyorlar. Konjonktüre göre bir tweet daha atıyorlar. Ama senin yapman gereken etkili bir muhalefet örgütlemektir. Senin yapman gereken gerçekten bir hesap sorma niyetin varsa bunun gereklerini yerine getirmendir. Kitlelere bir umut, bir güven vererek onlarla beraber sokağa çıkmandır, sokağa hareketlendirmendir. Onlarla beraber başka şeyler yapmandır. Hep seçim hesapları, hep gelecek kaygılarıyla hareket edenler Kürtlere bir şey kazandırmıyor artık. Bunu da görünmesi lazım. Dediğim gibi bu Semra Güzel meselesi önemliydi. Türk Devleti'nin Semra Güzel'e yaptıkları üzerine bir kez daha düşünmeliyiz. Bir kez daha düşünmeliyiz. Bu devletin Kürtlere bakışı, bu devletin Kürtlerle ilgili hesabı, Süleyman Soylu bile Semra Güzel'in yakalanmasını öyle iğrenç, aşağılık tweetlerle duyurdu ki. Tabii orada bir şey de var, danışıklı dövüş de var CHP ile kendi aralarında. Sanki CHP'nin problemiymiş gibi topu CHP'ye atıyor. Orada da bir psikolojik operasyon var. Kürtlere bir operasyon çekiyorlar. Bu tuzaklara da düşürmek lazım. Ama şunu çok açık ve net bilmemiz lazım. Kürtlere boyun eğdirmek, Kürtleri çökertmek, Kürtleri tasfiye etmek için bu devlet hukuksuzluğu, yani düşman hukuku da bir yana, ondan öte ırkçı bir hukuk, bir beyaz hukuk uyguluyor. Keyfi davranıyor. Her türlü aşağılık muameleyi yapıyor. Bizim tavrımız ise onun bu yaptıklarını adeta, ama adeta meşruiyet kazandırıyor. Onun bu sistemine meşruiyet kazandırıyor. Bunu hukukla açıklayamayız. Yok efendim hukuka uygun değildi, yok işte şu yasaya uygun değildi, yok yapılanlar adaletle bağdaşmıyor, şudur budur demek. Sanki orada bir adalet varmış, sanki orada bir hukuk varmış, sanki orada normal bir düzen varmış, sanki bir devlet sistemi varmış gibi davranarak onlara aslında bir meşruiyet kazandırıyoruz. Bir çete devletidir. Haksız, hukuksuz, keyfi davranan, kendine de saygısı olmayan, her türlü ama her türlü ahlaksızlığı acımasızca yapan bir çete sisteminden söz ediyoruz. Bir devlet geleneği, bir devlet sistemi, bir hukuktan söz edemeyiz.
Dolayısıyla bunlara karşı daha sert, daha tutarlı bir politik duruş sergilemek gerekiyor. Söyleyeceğim çok şey var ama canım da sıkın. Daha fazla da ileri gitmek istemiyorum. İyi bir gün diliyorum. Yeniden görüşünceye kadar. Hoşça kalın.